yükselsene biraz kendini. Tamam dostum. Herkese selamlar. Yeni bir ayakkabı incelemesiyle karşınızda. Ve bugün sevgili eşim Yağmur yanımda. Neden? Çünkü Yağmur Hanım'ın da Jordan tutkusu başladı. Kendisi alıştırdı bana hemen. Yağmur'a da birkaç Jordan aldık. Evet. Onları da inceleyeceğiz bu artık kanalımızda. Hem kadın izleyicilerimiz için de örnek olsun. Bugün önümüzdeki modelin ismi. Biliyor musun modelimizin ismini? Ha biliyorum. Taxi. Mid. Taxi Mid. Air Jordan 1 Mid Taxi. Rengine bayıldığım bir Jordan bu benim. Ayakkabıyla tek sıkıntım, bağcıkları beyaz ya da sarıyla değiştirirsek daha patlayabilir bence. Yoksa burası çok siyah kalmış bence. Şimdi ayakkabıyı sırayla incelemeye başlayalım. Her seferinde senin yorumlarını soracağız. Önceki kutusu, yani gördüğüm en ufak kutu olabilir hayatımda. Yine Nike.com'dan aldık. Beni biraz üzdü bu ama sonuçta ben de bir kadınım canım yani. Bu ne? Çocuk ayakkabısı gibi geldi kutusu. Çocuk ayakkabısı zaten. Ha evet, bu genç ayakkabısı. Great School, GS'lerden aldık. Aklınızda bulunsun. Ufak ayaklı kadın izleyicilerimiz özellikle 36.5-37'ye kadar. 36.5 mu yoksa üst sınır, bak emin değilim. Hayır ne? 37.5 üst sınırı. Hayır, 38 de vardı var sanki. Mı? Kadın izleyicilerimiz için böylece aklınızda bulunsun. Great School, yani çocuk ayakkabıları da üretiliyor Nike'ta. Ve fiyat arasında 500 lira en az bir fiyat farkı var. Ama sen bunu çok bilmiyorsun. Bunu videoda açıklayacağım sana da. Great School modellerde, yani çocuk ayakkabılarında biraz materyalleri daha kötü yapabiliyorlar bazen. Ben bunu elde görerek çok şahit olmadım. Çok inceleme şansım birkaç kere oldu ama ilanlarda gördüğünüzde ayakkabının şekli, materyalleri çok daha kötü duruyor. İki modeli karşılaştığınızda. Ve bu ayakkabı Nike.com beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ve hatta iade edeceğiz. Şimdi incelerken nedenlerini size anlatacağız. Şimdi başlayalım. Dış tabanımız. Bu hardalımsı tam taksi gerçekten rengi. Güzel klasik Air Jordan bir tabanımız. Yine evet. Bence kombinlemesi zor çünkü hardal rengi olduğu için ne sarı yapabildik ne turuncu. Şöyle yaptık, şimdi videosunu çekeceğim. Gerçekten kombinlemesi zor çünkü çok böyle hardal kıyafetimiz var bu arada biz. Hardalla da olmuyor. Öyle bir renk ki yani. Kombinlerimiz kadınlar gerçekten böyle şey daha çok takıyor. Ben bunun üstüne mesela kırmızı tişört giyip de çıkarım ama kadınlar kombin etmeye çalıştığı için sıkıntı yaratabilecek bir renk. Şimdi midsole kısmımız klasik. Yine beyaz air ünitesi. Ve ilk kusurumuz karşınızda. Şuraya bakar mısınız? Bu ne abi? Yani kusurlu ayakkabıda bu kadar göndermezsin Nike ya. Sinir oldum buna. Acaba orada şey mi vardı? Yok açmış. Direkt kusurlu ya. Evet. Geldik ön kısmımız, yani malzemeler ne yazık ki sentetik deri ve çok kalitesiz bir sentetik deri. O kadar sert ki böyle yani. Şu kısım yine fena değil de toe box'taki kısım bayağı kötü. Siyah olmasını çok sevmedim aslında. Benim en sevdiğim Jordan 1 silüet tarzı biliyorsunuz ki artık. Bu kısım harika. Burnu da beyaz olsa bu benim için 10 numara bir silüet olurdu ve dili de beyaz olsaydı. Materyaller çok iyi değil. Siyah olması hoşuma gitmedi. Dış kısmına baktığımızda yine ortalama materyaller. Siyah sıvış severiz. Jordan 1 logosu şeyle Allah'tan. Bazıları boya direkt oluyor. Bu kabartmalı. O hoşuma gitti. Siyah olması güzel. Onun dışında şuradaki deri güzel. Onu söyleyebilirim. En güzel hatta üstündeki deri o ayakkabının. Dil kısmına baktığımızda yeni kusurlar karşımıza çıkıyor. Bakar mısınız? Yine şurada renk atmaları göreceksiniz. Her iki dilde de logonun olduğu kısımlarda yine sinirlerimi kaldırdılar yani. Onun dışında başka bir kusur daha göstereceğim size. Çeşitli yerlerde yapıştırıcı izleri var. Şu ne abi? Nike. Bu ne abi? Yani yapışkan silikon şeyler var. Yani zorlasam falçatayla falan ben onu keserek çıkartırım da. Böyle bir şey gerek olmamalı yani. Nike artık başka şeylerde de fark ediyorum bunu. Genel olarak salmış durumda yani. Seri üretiyor zaten. Eskiden Jordan 1 ayda bir bile çıkmazken şu an bir ayda 5-6 renk birden çıkıyor. Çok üretiyorlar. O yüzden de özensiz iyice olmaya başladı yani. Hani çok onun dışında böyle rengi bence güzel. Kombinlemiz kadınlar için zor olabilir. Ben erkek olarak alırdım. Bağcıkları değiştirdim. Yanında başka bağcık gelmiyor, onu söyleyeyim.
Ama yanında ben bunu hangilerinde çıktığını hep merak etmişimdir. Demek ki Great School'larda çıkıyormuş. Bir tane Jumpman sticker'ımız var. Çok tatlı bir detay bence çocuklar için. O hoşuma gitti. İç kısmını göstereyim ayakkabının. Sarı. Yine dışı taksiyle aynı tonda bir sarı. Şimdi de görelim bakalım ayakkabıyı.